Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili Dark Souls severler, hepiniz hoş geldiniz. Efendim, bir önceki videoda bu Huntsman Kors bölgesinin aslında ilk etabını aradan çıkarmıştık. Burada karşıda bir item'ımız vardı, solda açtığımız bir yol vardı vesaire. Onları geride bırakmıştık. Bir aksilik olmazsa bu videomuzda bu içerikleri tamamlıyor olacağız. Unutmayın lütfen, bir önceki videoda alt taraftaki Alluring Skull'lardan 10 tane satın almıştım ben. Majlodaki kedicikten, Alcoar karakterimizden 10 tane Alluring Skull elde ettik. Yani bu Alluring Skull'lar belki bir önceki videodaki boss'u keserken ya da iskeletleri öldürürken mesela düşmüş olabilir. Düştüyse onlardan da faydalanabilirsiniz. Hani fazlası göz çıkarmaz diyeyim. Arkadaşlar öldürdük. Şimdi şuradan bu köprüden aşağı ince sağ taraftan yukarı çıkıyorum. Burada bir başka köprümüz var. Buradan ilerliyor olacağız. Burada ellerindeki silahlara dark buff'ı olan şu düşmanlar var. Bu arkadaşların şu üçlü kombolarını bekleyin. Genellikle, her zaman değil ama genellikle bu şekilde üçlü combo yaparlar. Bu üçlü saldırıların bitmesini bekleyin. Ellerindeki silahlar dark ve efsunlu olduğu için biz ve bizim gibi humanoid yani insansı karakterlere fazla oranda hasar vuruyorlar. Dolayısıyla bir tık zorlayabiliyor. Arkadaşı öldürdüm. Bu arkadaşı öldürürken de ileri gitmemeye çalışın çünkü sol taraftaki iskelet ayağa kalkıyor olacak. Bekleyin o size gelsin. Hani hem iskeletle hem bununla aynı anda uğraşmayın. Oradan Notched Whip ismi verilen bir kırbacı elde ediyoruz. Eğer ki kırbaç silahını yani whip'i kullanıyorduysanız Notched Whip'e geçiş yapabilirsiniz. Gayet başarılı, gayet mantıklı olur. Şimdi burada bir şeyi gösteriyor olacağım. Burada yukarıda bir tane düşman var. Burada bir tane daha var. Burada iki tane vesaire bulunuyor. Yani bunların hepsini aynı anda agrolayabileceğiniz gibi ok ve yay kullanarak tek tek de agrollayabilirsiniz. Diyorsanız ki ya Ayazman ben ok ve yay kullanmıyorum, ne yapabilirim? Yavaşça ilerleyin efendim. Yavaşça. Böyle hızlı hızlı gitmek yerine yavaş yavaş ilerleyin. Birini agroladınız mı? Geri dönün. Bu da kırbaçlı bir versiyon. Hepsinin silahı Dark'ta efsundur bu arada. Yani kırbaç olsun, diğer silah olsun fark etmez. Şimdi karşı tarafta değişik bir yapı var. Buraya geldiğinizde ilk olarak uzaktaki düşman aşağıya düşüyor olacak. Sol üstte tam kafamın üstünde bir tane daha düşman var. O düşmüyor. Burada aşağı düştüğü anda saldırırsanız stunlayabilirsiniz. O saldırısına başlamadan saldırırsanız. Bir diğer düşman şurada sağ tarafta. Aşağı düştü, saldırdım. Anladım. Sağ çıkmanı öldürdüm. Sol üstteki düşmana, tam kafamın üzerine kalan bu düşmana saldırabilirsiniz. Ya da varsayalım ki buradan koşturarak gidiyorsun. Arkadan aşağı düştüğünü göreceksin. Yani bu arkadaş daha sonradan olaya dahil oluyor. O yüzden burayı koştura koştura ilerletiyorsanız en azından arkanızdan bu arkadaşın geleceğini bilerek ilerletin. Geldim buraya. Şurada sağ altta bir tane item olduğunu görüyorsunuz. Bu item'i iki farklı şekilde almak mümkün diye bahsetmiştim. En güvenli bulduğum yöntem bu. O yüzden bunu gösteriyor olacağım. Canınız full olsun. Yavaşça ilerleyin ve düşün. Hızlı ilerlerseniz, koşturursanız uçurumdan aşağı düşersiniz. Aklınızda bulunsun. Buradan Pharros' Lockstone ve Token of Fidelity item'larını elde ediyoruz. Fidelity diyorum ama Fidelity nasıl okunacağını emin değilim. Belki yanlış okuyorumdur. Token of Fidelity item'ını elde ettik. Token of Fidelity item'ını offline oynuyorsanız bu şekilde elde edebiliyorsunuz. Online oynuyorsanız şuradaki White Sign Soapstone'u kullanarak bir oyuncuya yardımcı olduğunuzda yine elde etme imkanınız var. Aklınızda bulunsun. Şuradan biraz geriye gidin. Geriye gittikten sonra dümdüz karşıya koşturup zıplıyor olacağız. Böyle ilerliyorum ve buradan aşağı düşüyorum. Aşağı düşerken karşıya zıpladıktan sonra ileri gitmeye devam ediyorum. Yani karakteri zıpladım deyip bırakmıyorum. Aklınızda bulunsun. Buradan içeri girip dümdüz koşturuyorum hızlı bir şekilde karşıya doğru. Hem solumda hem sağımda çünkü şeyler var. Kelebekler var. Arkadaşa bir tane fırlatıyorum fırlatma bıçağı. Sağ taraftaki arkadaşa fırlatma bıçağı genellikle şey yapmaz, etki etmez. Etki etmezsek aslında tutturamıyoruz onu. O yüzden ok ve yayla atıyorum. Şöyle düşmüş olan item az önce öldürdüm. Kelebekten düştü. Orada yoksa bir item vesaire yok. Onu almaya çalışmamıza gerek yok. Buradan Monastery Charm ve Soul ve Proud Knight'ı aldım. Bu item'i aldıktan sonra sağ altta bir tane platform var. Onun üzerine düşüyorum. Düştükten sonra aşağıda bir tane düşman var. Odağımı alıyorum. Kendisini öldürdüm. Şimdi şurada devasa bir tane kurbağanın hareket etmekte olduğunu görüyorsunuz. Buna ok ve yayla saldırabilirsiniz. Yani ok ve yayla saldıra saldıra canını azaltıp öldürebilirsiniz. Önemli olan şey şu. şu püskürtmekte olduğu toz dumanının içerisinde olmamaya çalışın. En altınıza gelirse düşerken saldırıya basın. Plunging atak ile bayağı bir fazla hasar vuracaksınız. Gördüğünüz yaklaşık yarı canını vesaire vurduk. Tekrardan birkaç kez saldırıp öldürebilirsiniz. Yani illaki yukarıdan öldürmenize gerek. Burada 3 tane large titan shard var. Bugün yukarıda öldürdüğümüz kelebekten düştü. Poison Moss. Bunlardan da önemlisi şurada. Ricard's Rapier isim verdiğimiz bir tane silahı elde ediyorsunuz. Ricard's Rapier oyunda kullanabileceğiniz en güçlü rapierlardan bir tanesi. Oyunda No Hit Run Challenge dediğimiz bir challenge var. Hiç hasar almadan oyunu bitirme challenge'ı. No Hit Run'larla amaç düşmanları, bossları vesaireyi hızlı bir şekilde öldürmektir ki hani riski azaltabilirsiniz. Ricard's Rapier No Hit Run'larda da kullanılır. DLC bosslarına dahi çok yüksek oranda hasar vurur. Dilerseniz bundan faydalanabilirsiniz. Burası bir gizli duvar. Buradan bir tane soul item elde ediyor olacağım. Burada Lost Past ile gördüğümüz asansör mekaniği var. Yukarı çıkıyor olacağız. Bir önceki videoda keşfettiğimiz veya en azından uzaktan gördüğümüz bir platform vardı. Aslında o platforma doğru gidiyoruz. Ama o platforma giderken hani bu kısmı da aradan çıkarma imkanımız var. Dolayısıyla ben o platformu bir sonraki video olarak buna sakladım. Burada bir gizli duvar var. Etkileşimli. Bu duvarı açmanın tek yolu şu an benim olduğum yerden etkileşime girmektir. Aklınızda bulunsun. Geldim. Burada bir tane düşmanımız var. Öldürdüm onu. Aşağıdan mesela başka düşmanlar gelecekler. Bekleyin, onları öldürün. Arkadaşına gelmesini bekliyorum. Daha yavaş gel dostum. Daha da yavaş gel ki gelmemişsin gibi olsun. Buradan envanterden bunu yapmak zorunda değilsiniz. Ben sadece ortam aydınlatsın diye kullanıyor olacağım. Flame Butterfly kullanıp meşalemi yakıyorum. Şimdi meşale yaktıktan sonra tanıtmak istediğim içerik şu. Biz normalde ilk öldürdüğüm düşmanı bir önceki videoda şu karşı tarafı yaparken ok ve yayla öldürmüştük. Bu kısmı görme imkanımız vardı. Oradan aşağıya düşebilirsiniz. Aşağı zemin zaten mevcut. Düşüp yine bu kısmı birlikte yapabilirsiniz. Ama şu kapıyı buradan açamazdınız. O yüzden aslında biz bu videoyu saklamıştık. Buradan Bandit's Knife elde ediyorum. Buradan bir miktar aldım. Bazen bu arkadaşlar kalkabiliyorlar. Arkanızdan gelmeye çalışabiliyorlar. Çok basit düşmanlar oldukları için yani tek elle çok rahat öldürebilirsiniz. Burada bir tane silüetin olduğunu görüyorsunuz. Aldırın ve öldürün kendisini. Yani bunların bazıları çok bariz yerlerde, bazıları çok garip yerlerde. Ben de çok uzun bir süre bilmiyordum açıkçası bunların varlığını ama işte günün sonunda yüz oynanış rehberiyle birlikte tanıtma imkanım oldu. Yani diğer rehber serilerini tanıtabilirdim de çok bir anlamı olmayacaktı. Köprüden karşıya geçerken bir tane düşmanın aslında arkanızdan geldiğini, hani ona dikkat etmeniz gerektiğini mesela söylemiştim. Eğer ki direkt buraya gelirseniz tam kafamın üzerinde bulunan veya şu ileride bulunan bu platformun üzerinde yer alıyor kendisi. Aklınızda bulunsun. Bu arkadaş bize pusu kurmaya çalışan karakter. Buradan aşağıya düştüğümüzde aslında biz bir önceki videoda buradan yukarı doğru ilerlerken arkamıza düşüyordu, kendisini öldürüyordu. O karakter öldü. Buradan aşağı indim. Karşıya geçtim ve gördüğünüzde Bonfire'ın olduğu yere geliyorum. Karşıda almış olduğum zaten Token of Fidelity. Düşmana tekrar resummon olsunlar istemiyorum. O yüzden şey yapıyor olacağım. Dümdüz ilerliyor olacağım. Hepsiyle tekrar uğraşabilirsiniz belki ama yani cümlede uğraşabilirsiniz kullandığım için hani keyifli olmayacaktır. Tekrar hatırlatayım, Alluring Skull'ları almış olmayı unutmayın lütfen. Şimdi bu köprüde ilerlerken dikkat etmeniz gereken iki tane şey var. Birincisi şu sol taraf boşluk. Aa, sol taraf boşlukmuş. O zaman sağ taraftan koştum derseniz bu sefer önünüz boşluk. Dolayısıyla dikkatli olmanızda fayda var. Burada ok ve yay kullanabilirsiniz ya da aşağıya şöyle saldırabilirsiniz. Tamamen size kalmış nasıl yapacağınız. Bu arkadaşlar ben biraz geriliyorum açıkçası. O yüzden bunda ok veya kullanmak daha mantıklı geliyor derken ayağa kalkmaya karar verdi. Genellikle böyle ayağa kalkmaz bu. Genellikle şuradan dümdüz ilerlerken Undead Purgatory yazısını görüyor olacağız. Bunu gördükten sonra o arkadaş ayağa kalkar. Şurada da bir başkası bulunuyor açıkçası. Onların hani bunları öldürmeden ilerlemeyin. Bir tık önemli. Şimdi karşıda bir tane düşmanımız var. Bu düşmanı öldürmek için yapabileceğiniz birkaç farklı içerik var. Arkasına geçip elinizdeki mızrağı saplayabilirsiniz savaş saldırı sırasında. Ağır saldırılar yaparak kendisini stunlayabilirsiniz. Özellikle hani rapier gibi bir silah kullanıyorsanız biraz daha mantıklı, biraz daha fazla hasar alma imkanınız olacaktır. Kendisiyle kapışırken yine aynı şekilde uzaktan mesela ok ve yay kullanıp ya da bıçaklardan mesela faydalanıp zehirleyebilirsiniz. Bir miktar böyle yani zehirlerden aslında hani herhangi bir status efektiyle kendisine hasar verebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Çünkü size bekleyin o saldırsın. Arkasına geçin. Arkasındaydım ama oyun register etmedi o durumu. Estus flasklarınızı bu boss'ta harcasanız veya bu karakterde harcasanız olur. Boss'a saklamak yerine. Yani buraya yani insafsızlığına tüküreyim şu an. Hani YouTube şovu bırak ve öl artık. Vurduğumuz hasar az değil. Kendisinin poizu aşırı derecede fazla. O yüzden bir tık tatsız. Zıplama saldırısı yaparsa havada yön değiştirebiliyor. Öyle tatsız bir karakter yani. Dikkatli olun lütfen. Gel buraya. Arkasından da gördüğünüz üzere mızrağı saplayınca yani yarı canından daha fazla hasar vurabiliyoruz. Ama pek fazla buna imkan tanımıyoruz. Şimdi şuradaki item'i almak için şu sütunu arkanıza alıp şöyle karşıya bakıp koşturup zıplayabilirsiniz. Ben niyeyse, o daha kolay yöntem bu arada. En kolay yöntem o. Ama ben niyeyse onu başaramıyorum. Bu yüzden ben şunu gösteriyor olacağım. Buradan koşturup hemen sağa bakıp zıplıyorum. Bu daha tehlikeli bir yöntem. Ama ben niyeyse o kolay olan yöntemi yapamıyorum. Buradan Fire Seed aldık. Yani Pyromans eldivenini bir tur daha geçirme imkanımız var. Pyromans eldiveniyle şu an kullanabileceğimiz az sayıda Pyromans'imiz var. İlerleyen videolarda Pyromans eğitmeyle tanışıyor olacağız. Bir aksilik olmazsa. O yüzden şimdilik hani sadece Pyromans eldiveni geliştirdiğini bilmeniz yeterli. Pyromans'e build'a gitmek istiyorsanız da kanalda Pyromans rehber build'ı bulunuyor. Bakabilirsiniz. Buradan dümdüz tekrar karşıya koşturuyorum. Karşıya koştururken de az önce gösterdiğim o sütunu karşıma alıyorum. Sol tarafı alırsanız yuvarlanıp aşağı düşersiniz. Aklınızda bulunsun. Şimdi boss fight'a giriyor olacağız. Boss fight'a girerken bilmeniz gereken temel şey aslında şu. Boss fight'a girerken önemli olan şey aslında içeri gireceğiz, sinematiği izleyeceğiz ve sinematiği izledikten sonrasında Alluring Skull'ı kullanacağız. Boss fight içerisinde farklı iskeletler var. O iskeletler bize saldırsın istemiyoruz. Biz sadece necromancer'ları öldürmek istiyoruz. Necromancer'ları öldürüp, iskeletleri öldürüp ondan sonra boss'u öldürüyor olacağız. İçeri girdim. Hemen karşıya bir tane Alluring Skull fırlatıyorum. Dümdüz koşturuyorum. Karşıdan atlı arabanın geldiğini görüyorsunuz. Sol tarafta, sağ tarafta böyle açıklıklar var veya işte içeri gireceğiniz yerler var. Giriyorum. O geçtikten sonra bir tane daha fırlatıyorum. Dümdüz devam ediyorum. Solda bir tane Necromancer var. İlk Necromancer öldürdüm. Bir tane daha fırlatıyorum. Mümkünse durduğunuz yere atmayın benim yaptığım gibi. İlerliyorum. Sağ taraftan okçuyu görüyorsunuz. Okçuyu görünce bir tane daha fırlatın. Devam ediyorum. Geçti. Geçtikten sonra bir tane daha fırlatıyorum. Mümkünse arkaya atarak gidiyorum bu sefer. Ona dikkat edin lütfen. Geldim buraya. Buraya bir tane daha atmış olalım. Bu iskeletler de saldırmasın. Atlı araba geçtikten sonra bir tane daha atıyorum. İlerledim. Şurada sağda bir başka necromancer var. Öldürüyorum. Öldürdükten sonra bir tane daha atıyorum. Şimdi arkaya bakın. Mesela arkada yaşayan iskeletler var mı? Var. O zaman bir tane daha atın. Onlar onunla uğraşsın. Saklanın burada. Şimdi boss'la kapışırken iskeletler gelsin sizi uğraştırsın istemiyorsunuz. Mümkünse iskeletten ölmesini istiyorsunuz. Öldüklerini nasıl anlayacaksınız? İskeletler öldükten sonra size doğru şöyle gelen ruhlar varsa tamamdır. Necromancer'lar ölmüş demektir. İskeletler artık size saldırmazlar veya daha sonra tekrar ayağa kalkmazlar. Siz yapmaz iken yapmışsınızdır. Şimdi burada boss'u öldürmenin iki farklı yolu var. Birincisi buradan kendinizi karşıdan gelirken ok ve yay kullanarak pıt pıt kendinize saldırabilirsiniz. Bir diğeri şu kolu çekersiniz. Boss girer, sol tarafa yapışık durabilirsiniz, sağ tarafa girebilirsiniz hiç fark etmez. Boss fight'a girdikten sonra nasıl oldu bilmiyorum. Boss fight'a girdikten sonra aslında boss böyle bir şey oluyor olacak. Yere yıkılıyor olacak. Şöyle şaha kalkıp saldırabilir. Her zaman için sağından ya da solundan saldırıyor olacağız. Böyle kafasıyla saldırabilir. Karşınıza geçip şu şekilde charge'layabilir. Bir de iki tane at kafası var görüyorsunuz. Onlardan şey yapabilir. Bu şekilde dark büyü püskürtebilir. Önemli olan şey şu. Acele etmeyin. Arkasına geçmeyin. Önünde fazla vakit geçirmeyin. Çok fazla duvara yaklaşırsanız biraz kaçın oradan. Uzaklaşın. Yani hasarımızı görüyorsunuz zaten. Yani pat 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 5-10 kez vurarak kendisini öldürebiliyoruz. Kendisini öldürdükten sonra Executioner's Chariot's Soul elde ettik. Buradaki yerdeki itemları lootluyor olacağım. Yani boss fight aslında böyle zor bir boss fight değil. Özellikle Alluring Skull'lar sayesinde çok kolaylaşıyor. Yörn büyüsü de aynı etkiyi yapar. Hani aklınızda bulunsun. Yörn büyüsünden faydalanarak da bu şekilde öldürme imkanınız var. Sadece hani Alluring Skull şey anlamında, büyücü değilseniz kullanabileceğiniz içerik anlamında en mantıklısı oluyor. Yörn daha uzun süreli aktive oluyor. Daha uzun süre aslında düşmanları üzerine çekiyor. O yüzden daha iyi bir alternatif, daha iyi bir çözüm. Boss odasındaki itemleri toplayıp aslında bir tane bonfire'ımız var. O bonfire'ı açmaya gidiyor olacağım. Şimdi buraya şuradan Solaf ve Brave Warrior'ı elde ettim. Bu taraftan yukarı çıkıyorum. Burada bir tane NPC karakter var. Şu an için kendisiyle diyaloğa girmenize gerek yok. Normalde bir Covenant lideridir kendisi. Satmakta olduğu itemler, içerikler var. Ben bir aksilik olmazsa onları ilerleyen videolarda tanıtıyor olacağım. Bu videoda aslında Undead Purgatory kısmını tamamlamış olduk. Buradan direkt Majula'ya ışınlanıyorum. Yine bizlerin boss lootları vesaire yapacağı herhangi bir şey yok. O yüzden bu boss lootlarını harcıyor olacağım. Bunu tanıtmayı atlamışım. O yüzden bu videoyu saklamış oldum. Öldürmüş olduğumuz önemli büyük bossların ruhları daha farklı gözükür. Mesela Lost Sinner'ın ruhu bu şekilde gözükür. Bu ruhları kullanıyorum. Kamera neyse takılıyor orada. Değişik bir şey oluyor. Tam emin değilim ne oluyor orada. Kullan deyince böyle bir titredi az önceki kez. Bütün bu ruhları kullanıyorum. Yani bu ruhlarla yapacağımız herhangi bir içerik yok. Bizi ilgilendiren bir şey yok. O yüzden hepsini harcamayın. Oluyor. Peki Bright Bug'ları tamamen satın almıştık diye hatırlıyorum ama emin olmak adına bakmak istiyorum. Almayacaksanız satın alın lütfen Bright Bug'ları. Buraya Develop diyoruz. Develop dedikten sonrasında Vigor'u 20'ye çıkartıyorum. Vigor'u 20'ye çıkarttıktan sonra Endurance'ı 20'ye çıkartıyorum. Vigor'la Endurance'ı 20 yaptıktan sonra aslında biz hasarımızı iyice arttırmak amaçlı olarak Dexterity'yi arttırabiliriz. Dexterity'yi arttırmak yerine Adaptability'yi de arttırabilirsiniz. Hani biraz daha yuvarlanırken mesela hasar almamak adına. Ben hasarımızdan gayet memnun olduğum için Adaptability'ye şimdilik öncelik veriyor olacağım. Ve bir bölgeyi daha aradan çıkarmış bulunuyoruz sevgili YouTube. Bir aksilik olmazsa bir sonraki videoda aslında bu videoda almış olduğumuz Token of Fidelity'yi nerede nasıl kullanabileceğimizi tanıtıyor, gösteriyor olacağım. Bir başka bölgeyi aradan çıkartıyor olacağız. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.